İkinci üzerinde durduğum şey duyuş sistemi. İnsanoğlu nesnelerle ilgili nesnelere yöneldiğinde zihinsel kaygılar kadar duygusal kaygılar içerisinde de varmış. Mesela bunu anlamak için şöyle söyleyeyim. Mesela akademiyanın çok entelektüel olduğunu düşünüyorsunuz. Ama akademiyadaki işlere gittiğinizde bireyler arasındaki kıskançlıklar, bireyler arasındaki rekabet, çekememezlik, bu tür duygusal fenomenlerin hayatlarını önemli ölçüde belirlediğini görürsünüz. Hatta şöyle bir resim diyebilirsiniz. Eski Yunan'dan beri insanın akılsal bir varlık olduğu söylendi. Buna meydan okuyan orta çağlar böyleydi. Buna meydan okuyanlardan birisi Freud'du. Sonra Nietzsche meydan okudu, hepiniz biliyorsunuz. Rusya'da da var bence meydan okuma. Romantik filozofların çoğunluğu var. Bugün baktığınızda insanın duygu dünyasının hiçe sayılamayacak kadar eylemlerini belirlediğini görüyorsunuz. Benim öğrencilerime de söylediğim, size de söyleyeceğim tek şey var. Bir gün ki yaptığınız bütün eylemlere bakın, listesini çıkartın. Hangisi rasyonel, hangisi daha çok duygusal? Hangisi güdülerden, dürtülerden köken alıyor? Hangisi rasyonel? Köken alıyor, rasyonel köken alıyor. Mesela duyguları bulduk, kıvranları hep söylemişimdir ben. Aşk. Değil mi? Aşkı kim belirlemedi ki? Hayatınızı değiştirir. Bütün vücut kimyanızı değiştirir. İlişkilerinizi değiştirir. Aşk yüzünden, kıskançlık yüzünden yaşananları düşünün. Ekonomik olarak rekabetten falan bir söz etmiyorum. Sadece o. Dolayısıyla insan hayatında aşkın köklü bir rolünün olduğunu görüyorsunuz. Bu insanın aynı zamanda duygu dünyasının eylemlerinin güçlü bir belirleyicisinin olduğunu söylemek.